Çok üzücü bir kayıp. 51 yaş. Hele şu çağ için çok erken sayılacak bir yaş. Çok üzüldük. Sevenlerine, ailesine sabırlar diliyorum, başsağlığı diliyorum. Pandemiden sonra özellikle bu kalp krizlerine herkesin dikkatini çekmeye başladı. Evet. Beni de ürkütüyor. Hepimiz gibi ben de vatandaş olarak ürküyorum bu konudan. Bir sürü görüş var. Yanlış unmuş bir şey söylemek istemem. Ama herkes gibi, her konuşulan şeyler gibi ben de bunları düşünüyorum, konuşuyorum ama bilmiyorum ne olacağını. Bu genellikle günlük serumlarla ilgili de sıkıntı var diyorlar. Dikkatli olmamız lazım yani. Kullanıyor musun abi o serumu? Ben hiç kullandım mı? Kullandım tabii ki. Biz mesela özellikle sahne iş yapanlar, siz de bilirsiniz. Böyle hastalık, grip dönemlerinde sahne varsa enerji versin diye o doktor kokteyllerinden alınır. Ama sanırım hakikaten o konuda da bir dikkat gerekiyormuş. Özellikle evde almamak diyorlar. Komedi oyuncuların, özellikle komedi karakter oyuncularının kaderi midir yalnızlık? Vural Çelik'le ben bir ay önce görüştüğümde yalnızım Samet, yalnızım diyordu. Yani siz neler söyleyeceksiniz bu konuda? Yani bu konuda bir şey demek çok doğru olmaz ama yani şunu söyleyebilirim. Komedi oyuncu değil ama genelde bizim sektörün, özellikle şöhreti tatmış insanların tabii ki hayatlarında nasıl çıkış dönemleri kadar heyecan verirse, öbür o rutin ve tek düze dönem de, o tek kalma dönemi de var. Bilemiyorum ne diyeceğim, bu hayatın bir parçası ama komedi oyuncuları için değil ama bizim sektörün içinde böyle bir şey var. Günün birinde siz de bu yalnızlıkla yüzleşmekten korkuyor musunuz? Kim korkmaz, tabii ki korkuyorum. Ben de yalnızlığı yapabilecek bir insan değilim. Bazısı çok sever, ben pek sevmem. Umarım yani planladığım gibi gider her şey ama bugün odağımız Vural abi'yi böyle son görevimizi yerine getirmek. Başımız sağ olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun.